Merhabalar, bugün sizlere dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun belirtileri ve semptomları hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Dikkatsizlik, hiperaktivite, altüst edici davranışlar ve fevrilik genel belirtilerdir. Semptomlardaki dikkatsizlik, hiperaktivite ve fevrilik davranışlarının normlarını belirtecek çizgileri çizmek zor olduğundan müdahaleye başlamadan önce bu davranışların belirgin seviyede olmaları gerekmektedir. Semptomlar iki farklı düzlemde en az 6 ay veya daha uzun süredir devam etmek zorunda olup kişinin yaşıtlarına oranla değerlendirilmektedir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun 3 alt dalı vardır. Dikkatsizliğin yoğun olduğu, hiperaktivitenin yoğun olduğu ya da karma olarak kriterlerin ikisini de taşıyan modeldir. Dikkatsizliğin belirgin özellikleri, kolaylıkla dikkatin dağılması, detayları gözden kaçırma, unutkanlık, sık sık bir aktiviteden diğerine atlamak, bir ana konuda odaklanmakta güçlük çekme, zevkli bir konu ile uğraşmadıkça kolaylıkla bir aktiviteden birkaç dakika içinde sıkılmaya başlama, organize etmek ve işi tamamlamak veya yeni bir şey öğrenirken konuda odaklanmakta zorlanmak. Bir aktivitede ya da bir görevi tamamlamak için gerekli olanlar, nesnelerde problemlerle karşılaşmak veya ev ödevlerini tamamlayamamak, bazen gerekli eşyaları kaybetmek, direkt kendisine konuşulurken dinlemiyor gibi gözükmek, hayallere dalmak, kolayca zihni bulanmak ve yavaş davranmak, diğerleri kadar kolay bir şekilde bilgiyi işleyememek, talimatları net olarak takip edememek, hiperaktivitenin belirgin özellikleri, otururken yerinde duramamak ve kıpırdanmak, durmadan konuşmak, gördüğü şeylerle oynamaya çalışmak veya dokunmak, yemek yerken, okulda veya ev ödevi yaparken hareketsiz oturamamak, sürekli hareket eder halde durmak, sessiz iş ve aktiviteleri yapmakta zorluk çekmek, genç ve yetişkinlerde bu hiperaktivite semptomları yaş ilerledikçe kaybolarak yerini içten içe aceleciliğe bırakmaktadır. Fevriliğin belirgin özellikleri oldukça sabırsız olmak, birdenbire uygun olmayan söylemlerde bulunmak, duygu ve hislerin kısıtlama olmaksızın sergilemek, sonuçları göremeden fiili hareketlere geçmek, istediği şeyi beklemekte güçlük yaşamak veya oyunlarda sıralarını bekleyememe, sıklıkla etrafındakilerin aktivite ya da sözlerini kesmek, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna eşlik eden tanılar ve sıklıkları, karşıt olma, karşıt gelme bozukluğu, davranış bozukluğu, majör depresif bozukluk, anksiyete bozuklukları, tik bozuklukları, öğrenme bozuklukları, bipolar afektif bozukluk, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda uyarıcılar yaygın öngörülen medikal tedavi yöntemidir. Okul öncesi çocuklarda uyarıcı ilaç tedavisi kullanılmamaktadır. En yaygın kullanılan uyarıcı metilfenidattır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda faydası kanıtlanan diğer tedavi yöntemleri anne baba eğitimi, öğretmenlerin eğitimi, bilişsel davranışçı terapi, destek gruplarıdır. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.